Buraya bile ben hazırladım. Gelin hazırladı beni. Kızım gerek yok dedi. Anneciğim olur mu öyle şey ya dedim. Olur mu? İyi yapmışsınız. Bak ne kadar şık, ne kadar hoş. Evet. Saç baş güzel. İnşallah ben de anneciğim yanlış anlama yaşlandığımda senin gibi bakımlı bir kadın olurum. Kayınvalidene yaşlı mı diyorsun sen? Hayır, sonuç olarak benden büyük ama kendisi. O manada söyledim. Bak lafı nasıl çarpıtıyorsun. Olsun. Sizin yaşınıza geldiğinde diyor ben de sizin gibi diyorum. Yaşı kaç Zuhal Hanım gencecik kayınvalide. Kayınvalidem 50 yaşında ve hiçbir şekilde yaşını göstermiyor. Bak mesela mikser de 27 ama baksan 45 duruyor. Zuhal Hanım gelin kayınvalidem genç derken bana göz kırptı. Hayır anneciğim. Yapmaz. Yapmaz mı? Zuhal Hanım her gün kayınvalidesinde yemek yiyormuş. Ben çağırıyorum. Çalıştığı için ben çağırıyorum. Neyse bugün de senin yemeklerini yiyeceğiz hadi inşallah. Evde yorulmasın diye ben çağırıyorum. Ne yaptın şimdiye kadar? Tavukları koydun. Evet, çorbamın kıymasını koydum. Şimdi tahinli taraturu hazırlayacağım. Evet, tahinli taratur. Evet, çorbamın maydanozunu hazırladım. Tavuğun içine su koydum. Su koydum ama yaklaşık yarım saat 40 dakika kaynayacak. Su da kaynayacak. Evet. Tavuklu tantuni bizim programımızda bir ilk. Bilenler bilir, bilmeyenler de öğrenir izlerlerse. Farklı yemekler yapılıyor her gün. Ne kadar güzel. Hamsi kuşu yapmış mıydın hiç? Hamsi kuşu hiç yapmadım. Evde denedin mi? Hayır. Ama çok iddialıyım. Burada deneyeceksin. Evet. Ama iddialı. Nasıl tatlımı oluyorsa. Tatlımı da ilk defa yapacağım bu arada. Barmak tatlısını da. Evet, bu arada tahinli taraturunu da ilk defa yapacağım. Ama çok iddialıyım. Kız biz deneme tatlısı mıyız? Her şey hayır, bizim. Hayır, çünkü ben elime güveniyorum Zuhal Hanım. Zuhal Hanım, dün Türkmen gelinimiz balık sevmemesine rağmen ilk kez hamsi kuşu yaptı. Evet, bir de hamileydi. Üstelik kokusundan çok rahatsız oluyormuş. Vallahi ben ondan o performansı beklemiyordum. Hamsi kuşuyla ilgili konuşuyorum. Çünkü yani hani hem Türkmen hem hamile hem de yani daha evvel yapmamış çok lezzetliydi. Bak lezzeti tamam. Ben şeklini birazcık daha böyle yuvarlak oldum. Daha çok hoşuma gidiyor. Tam böyle hamsi kuşu. O da oldu. Biz da aslında şeyde yapacaktık. Çay tabağında yapacaktık. Çay tabağı, sonra kapakla bastıracaktık. Kapak porsiyonluk porsiyonluk. Sonra ben böyle kapağı alırım. Evet. Ondan sonra hamsileri tek tek deliyorum. Ortasına malzeme süsüyorum. Hop 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 kapat ters çevir. Evet. Böyle çıtır çıtır. Allah hadi. Hadi acıkmaya başladık Seda. Hadi çabuk tut elini. Tamam Zuhal Hanım. Sana başarılar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür gitsin, gitsin bol şans. Hadi gereksiz ben gidiyorum. Zuhal Hanım görüşürüz. Hanımlar tam 16 dakikanız bitti bile. Bu arada ne yapıyorsun Seda? Şu an tahinli taraturumu yapıyorum. Tahinli taratora mı geçtik? Evet. Tavukları görebilir miyiz? Anneciğim karıştırın. Eyvah bu tavukların suyu çok değil mi? Hayır 40 yok. Dakika kaynayacak o. 40 dakika mı? Emin misin gelin hanım? Evet Mersinliyim eminim. Bu tavukları nasıl kestirdiniz? Bunları küçük küçük tantunlik doğrattım. Ne kadar tavuk var orada? 1 kilo. Bence tavuk seçmekte doğru bir karar vermedin hanımlar. Tantuni dediğin etli olur diyeceğim. Ama eti herkes tadıyor. Mühim olan tavuğu tatmak. Nasıl servis edeceksin? Dürüm halinde yapacağım. Keseceğim. Kestikten sonra üzerine yoğurtla süsleyeceğim. Çorba için doğranan maydanozlar kaseye alınıyor. Seda gözlerime inanamıyorum. Ellerini gösterir misin? Sercan ellerini çeker misin? Görüyor musunuz? Oje. Evet oje. Ben bunu bile bile geldim. Bile bile mi? Bunlar çıkan ojelerden mi? Hayır hayır kalıcı oje. Kalıcı oje mi? Nasıl yani hep kalıyor mu? Ya canım istediği zaman çıkartıyorum. Nasıl çıkarıyorsun? Onun kendi bir solüsyonu var. Onunla çıkartıyoruz. Ojeyle yemek yapınca kayınvalideler çok rahatsız oluyor. Hamur için var mı? Hamur için tatlıda var. Eldiven takarsın artık. Takarım. Ara yemeği taratora geçen yarışmacımız cam tepsiye tahin döküyor. Bizden tam 5 demet maydanoz istedin. Hepsini kullanacak mısın? Evet. Biz de ne olur ne olmaz diye 5 demet getirdik. 5 demet değil 4 demet istedim. Tarator için tahinle karıştırılan maydanozlara sarımsak rendeleniyor. Yarışmaya kimin zoruyla katıldınız? Zorunlu değil de kayınvalidem dedi ki kızım Zuhal Topal'a dedi katılalım mı dedi. O zaman da zaten ben izinliydim. Olur anne dedim neden olmasın dedi. Ondan sonra programa başvurdu. İyi ki de olmuş. İyi ki de olmuş mu? Çok mutluyuz. Tahinli taratora karabiber atan gelinimiz daha sonra tuzunu ayarlıyor. Kayınvaliden masada çok konuşuldu gelin hanım. Kıskandılar mı? Bir kayınvalide annene amma da çok konuşuyorsun. Sus da biraz biz konuşalım dedi. Fırsat vermiyorsun bizim konuşmamıza dedi. Ben de dedim geldiniz sustunuz ben konuşacağım ben konuşuyorum dedim. Siz konuşmak isterseniz ben de dedim susabilirim yani dedim. O sadece oynuyor. O sadece gününü öyle oynuyor. Söylüyor, ediyor, konuşuyor. Ben buradayım diyor ama yani... Hiçbir şey yok gibi bir şey yani. Menüsü pek hafif.
Çok konuşanları gördük biz. Sofrasını, masasını bile çıkaramadı. Konuştuk biraz birbirlerimize, süslüsün, püslüsün. Şöyle böyle dedik birbirimize, laf şey yaptık ama havasını da bilmiyorum, daha görmedik, göreceğiz inşallah. Elbisemi bile kıskandılar. Elbisemin taşını kıskandılar. Yani kıskanma şey değil de, yani konuştular. Mersin'den geldiniz, üşümüyor musunuz? Ben de ne dedim? Mersinliyim, sıcak insanlarız, Mersin'in sıcağını getirdim, üşümüyorum. Bravo anneciğim. Taratora devam eden yarışmacımız şimdi de limon suyu ekliyor. Bakalım nasıl olmuş? Bak bakalım, beğenecek. İnanmıyorum sana. Tüm beğenmedin mi? Anneciğim hemen sen de bir kaşık alıp tat. Çabuk çabuk. Harika. Oo. Tayinli tarator. Vallahi hiç ismini de duymadım. Yemedim de, ne olduğunu da bilmiyorum. İçinde ne içerliği var bilmiyorum yani şu anda. Tayinli tarator. Nedir yani bu? Bu da bir basit bir şey yani herhalde. Göreceğiz, yiyip bakacağız yani ona göre. Gelin hanım, neden her akşam kayınvalidene gidiyorsun? Kendisi bizi çağırıyor. Bir de benim kız çocuğum var. Biz karı koca çalışıyoruz. Evet. Allah var, eşime verken git diyor ama ben yürüyerek gitmeyi ya da dolmuşa binmeyi sevmiyorum. O yüzden kayınvalidem arıyor. Kızım zaten yapmışken diyor. Gelin buyurun yiyin. Biz de gidiyoruz. Aa, kızını mı özledin yoksa? Ya öyle demeyin lütfen. Ben ilk defa kızımdan ayrı kaldım. Gelin hanım. Bir şey söyleyeyim, sosisim nerede? Sosisler burada. Beni ağlatma, ben ağlamam. Hiç uğraşma. Kokusunu özlemedin mi? Atleti yanımda, anne getirsin. Gerçekten yanında mı? Ben sosisi bulamıyorum. Erva'nın atletini mi getirdin? Sosis. Hadi benim at. Ne istiyorsun Seda? Sosis. Yani... Kızın Erva. Erva. Bu arada Erva sosis çok seviyor. Gerçekten mi? Evet. Keşke burada olsaydı. Sislerimi bulamıyorum. Peki Erva? Erva evet, sosis çok seviyor. Sosisler nerede? Ama sosislerim yok. İşte orada gördüm. Nerede? Erva diyordum. Ya. İşte orada sosisler, görmüyor musun? Arkadaşlar sosisleri çeker misiniz? Ya sosislerim gel. Seda orada görmüyor musun? Tamam, yapmıyorum o zaman o böreği. Erva, pardon Seda. Aa, gerçekten getirmiş. Getirdik ama bilseydim ekrana çıkacağını daha güzel kıyafet getirdim. Sadece koklamak için mi getirdin? Evet. Kızın Erva'yı koklamak için bunu Mersin'den mi getirdin? Evet, o bize şans getirecek. O benim her şeyim. Ah, şimdi ben nasıl yemek yapacağım? Bu arada sosisler nerede? Nerede? Cevizin altında. Teşekkür ederim. Garnitürlü milföy börekte kullanılacak sosisler doğranıyor. Seda, kızın çok güzelmiş. Aynı annesine benziyor değil mi? Annesi bu. Şu an bizi alamadım. Neden ağlamayacağım? Gözlükleri olduğu için göz teması kuramıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu an annem. Bizi Adana'da biliyor. Annem her şeyim, seni çok seviyorum. İnşallah kazanıp geleceğiz. Kurban olurum aşkım benim. Börek için doğranan sosisler kavrulduktan sonra hazır konserve garnitür ekleniyor. Ardından tuza ayarlanıp soğumaya bırakılıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.